Herkese merhaba. Bugün 23 Ekim 2020 Cuma haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündeme bakacağız ama iki ana gündem var. Biri Covid gündem'i, vaka sayılarının artışı, hastanelere kaldırılan artık ünlü ünsüz isimler ve herkesin çevresinde var. Ve elbette grip aşısıyla ilgili polemik. Ona bakacağız. İkinci sırada da ekonomi. Ekonomi gerçekten alarm veriyor. Dün Merkez Bankası e, faizleri artıracak beklentisini karşılamayınca ekonomistlerde büyük bir hayal kırıklığı oluştu ve ekonomistler bugün ne diyeceğini bilemedi. Türkiye ekonomisi düzelmeyecek KJ'mizin Türkiye ekonomisi başl e, düzelmeyecek başlığımızın da nedeni bu. Sadece bu değil e, Rusya ve İngiltere'nin Erdoğan'ı durdurmak için anlaştığı, harekete geçtiği iddiası da önemli. Ona da bakacağız ve yine e, askıda Ekmek, Milliyetçi Hareket Partisi ne yapmak istiyor? İşte e, Susurluk'tan sonra devlet, e, mafya, asker, mit dörtlüsü bir fotoğraf verdi. E, Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken ve Engin Alandan bahsediyorum. Bu ne manaya geliyor? Gerçekten Erdoğan sıkıştı mı? Bütün bunların hepsine bakacağız. Fakat ondan önce e, sıcak gelişme şu e, Libya'da. 2011'den bu yana devam eden anlaşmasız iç savaş, kabileler arası anlaşmazlık vesaire ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı efendim. Cenevre'de imzalandı. 9 yıldır devam eden ki Kaddafi 1 Ekim ayında yanılmıyorsam 20 Ekim 2011'de linç edilerek öldürülmüştü ve tam 9 sene sonra Kaddafi'den Tam 9 sene sonra Cenevre'de bir ateşkes imzalandı. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem açılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya cephesi düşmüş durumda. Türkiye biliyorsunuz hep bu yayınlarda söylüyoruz. Çatışmadan besleniyor, savaş istiyor, gerginlik istiyor, kriz istiyor. Yunanistan'la bu yapılmaya çalışılıyor Ege'de, Doğu Akdeniz aynı şekilde sürekli ısıtılıyor. Sürekli oruç reis bir sismik araştırmaya gönderiliyor, bir geri çekiliyor. Aynı şey Libya'da da söz konusuydu. Aynı şey Suriye'de de söz konusuydu. Şimdi e, Libya cephesi Doğu Akdeniz düşünce belki İdlib ısıtılacak tekrar. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki konuda da Azerbaycan tarafında fena halde savaş tantamları çalınıyor biliyorsunuz. E, Türkiye tabi bu ateşkesten sonra hem Libya'daki çıkarlarını bir anlamda riske attı tuttuğu taraf itibariyle. E, hem de... E, o arada Mısır Yunanistan'la bir anlaşma imzaladı, imzaladı, iyice yalnızlaştı. Yani Mısır Yunanistan anlaşması, Libya'nın Libya'da tarafların Cenevre'de ateşkes imzalaması vesaire derken, Türkiye Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bir bir kaybetmiş oldu. Yani tezlerinin altı boşalmış oldu, yalnızlaştı ve cihatçılarla ve teröristlerle daha da çok anılır olduğu nereden biliyoruz? İşte bakın artık Alman ARD'si Elmas Topçu, Almanya'da mesleğini yürüten bir gazeteci meslektaşımız, Alman ARD'sinden aktarıyor. İdlib'de, Türkiye'nin Libya ve Azerbaycan'a gönderdiği ve geri dönen 3 Suriyeli paralı askerle konuşmuş. Bize aylık 2000 dolar teklif ettiler. Üstlerimizi koruyacaksınız, diplomatik görev verdiler, görev dediler. Sonra savaşta önce piye yollandık. E, aylık 2 bin dolar söz verildi. Ölürseniz ailenize 60 bin dolar TC vatandaşlığı verilecek dendi. 2 ay savaştım bana 100 aileme de 500 dolar verdiler. Çoğumuzun askeri tecrübesi yok. Cephede kolunu bacağını kaybedenler zar zor geri döndüm diyor. Artık dünya televizyonları Türkiye'nin cihatçılara ödediği paraları görevlendirdiği cepheye sürdüğü cihatçı askerlerin tefrikasını yayımlıyor. Libya'da böyle, Azerbaycan'da böyle ve Rus muhataplar, Moskova'daki muhataplar, Putin muhatabı Erdoğan'a, Lavrov muhatabı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na çek cihatçı askerlerini diyorlar ve bu konudaki rahatsızlıklarını iletiyorlar ve bu konuda tabi Türk medyasına zerre bir şey intikal etmiyor. İşin bir de böyle bir tarafı var. Sevgili seyirciler. Libya konusu sıcak bir konuydu, bunu yazdık ama ekonomi ve Covid gündemi son derece sıcak. Vatandaş çok borçlanmış durumda, borcu borçla kapattım, emekliyim geçinemiyorum. Call center gibi bir yerden devamlı arıyorlar, artık açamıyorum diyor bir vatandaş. Doçevele'de de seyrettiğim bir haber bandından aktarıyorum. Herkes borçlu ve alacaklı olacak bir noktada diyor uzmanlar. 22 milyon 939 bin, 23 bin deyin icra dairelerinde dosya bekliyormuş. Borçlar yığılıyor, avukatlar ve vatandaşlar ee, görüşlerini bildirmişler. Geçinemiyorum, bazı günler yara aç, yarı tokum, psikolojim bozuldu diyor vatandaşlar avukatlarsa ekonomistlerse asıl krizi yaşamıyoruz sadece küçük bir fragmanını iz izliyoruz demişler. Evet. İşin e bir de böyle bir e, tarafı var. Bu noktada dilerseniz Covid gündemiyle başlayarak hemen ülke gündemine bir bakış at atalım ve Türkiye ekonomisi düzelmeyecek. Rusya ve İngiltere Türkiye'de Erdoğan'ı durdurmak için nasıl anlaştılar onunla ilgili videolarımız var. Onlara da bakacağız. Covid'de İstanbul'la ilgili alarm üstüne alarm veriliyor. Buraca Docevele'de çalışan bir gazetecinin paylaştığı haritayı, risk haritasını sizinle paylaşıyorum. Avrupa yakasında kırmızı bölgeler yayılma hızının, fena halde arttığı bölgeler, yüksek riskli bölgeler efendim. Tabii eş zamanlı şu oldu, İstanbul'da iki vaka tırmanışı üzerine Sağlık Bakanı İstanbul'da bir toplantı yaptı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yoktu. Covid'den ve bundan bağımsız olarak şunu söyleyeyim, sizi yok sayıyorlar. Toplantılarına bile çağırmıyorlar ama siz onları var kabul ediyorsunuz saraya çıkıyorsunuz. Onların işte meclise gidiyorsunuz, açıkmış gibi yapıyorsunuz, demokrasi çalışıyormuş gibi yapıyorsunuz vesaire. Bütün bunlarla onların meşruiyetinin teslim ediyorsunuz. Onların meşruiyetinin altını çiziyorsunuz ama onlar sizi her toplantıda yok sayıyorlar. Bir de böyle bir tarafı var ve siz onları varsamaya devam ediyorsunuz. Bak Sağlık Bakanı İstanbul'da kriz toplantısı yapıyor. Covid ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Ve bunu da geçiştiriyorsunuz her defasında. İki gün konuşuluyor ya da konuşulmuyor sosyal ağlarda sonra üzerinden geçiliyor. Bir işin böyle bir tarafı var. İki, sizden sır saklıyorlar. Sizden gerçekleri saklıyorlar. O toplantıya e, kendileri haricinde, AKP kadroları haricinde biri gittiğinde gizlenen rakamlar ortaya çıkacak. Gizlenen gerçekler ortaya çıkacak. O da duyulsun ve Ekrem İmamoğlu aracılığıyla çıksın, bu toplantıdan çıksın, bu kapalı toplantıdan çıksın istemiyorlar. Bir de işin böyle bir tarafı var. Dönelim Covid gündemine. gündemine. Gazete Pencere, Türkiye'nin temin ettiği grip aşısı devede kulak, ihmal değilse tedbirsizlik. Pandemi nedeniyle dünyada yok satan grip aşısında Türkiye en hazırlıksız ülkelerden biri oldu. Nüfusa göre aşı oranında OECD ülkeler arasında sonuncu Türkiye satın aldığı dozla 60 kişiden sadece birine grip aşısı yapabilecek. İşte bundan dolayı da zaten risk grupları oluşturuldu. Ve en yüksek risk grubunda olanlara yapılacak diyor ama onlar da gene 60'ta biri değil. Daha az bir oran yani zor. 5 puanı ölünce alabileceğiz demiş. Bugün gazetelerin manşetinde bu konu işleniyor. Grip aşısı krizi. Bakanlık aşıyı puana bağladı demiş. Bir gün diyabet, kanser, kalp gibi 3 kronik hastalığı olanlar bile riskli grupta sayılmadı. Cumhuriyet manşet, hastaların aşı isyanı, ölelim mi? Kronik hastalar riskte, öfke sağlıkçıya yöneldi diyor Cumhuriyet gazetesi. Hürriyetli de manşet, grip aşısı neye göre? Aşı olmak için risk puanının 5 olması gerekiyor. Peki puan nasıl hesaplanacak? Hangi hastalık kaç puan? Yani bir de bambaşka bir dertle yani aşı olmayınca kara borsaya düşünce aşı bambaşka bir dertle vatandaşı imtihan ediyorlar. Gerçekten tuhaf. İstanbul'daki vaka Türkiye'nin yüzde 40'ı da bir diğer küçük kutu Covid ile alakalı. Evet. Ve bir kriz toplantısı yapıyorsunuz belediye başkanı yok. Evrenselde de manşet. Aşı krizi pandemide önemi daha da artan grip aşısı yetersiz. Kimlerin aşı olacağı e-nabız üzerinden açıklanıyor ancak risk grubunda oldu. Ya da kronik hastalığı bulunduğu halde aşı olacaklar arasında sayılmayanlar var tabii ki yani. 60 kişi de bir kişi aşı olacaksa hangi risk grubu yani den bahsediyorsunuz. Milliyette küçük bir haber aşı listesi iptal oldu diyor. Eczanelerde hazır grip aşısının olmadığını belirtmiş eczacılar kronik hastalığı bulunan kişiler için yaptıkları aşı listelerinin geçersiz hale geldiğini söylemişler. Tam bir kara borsa tam bir keşmekeş. İşte iki tweet getireceğim sadece. Biri bir gazeteci meslektaşımız Salih Selçuk Annem 75 yaşında diyabet hastası, insülin ve bir sürü ilaç kullanıyor. Ayrıca kronik yüksek tansiyonu var, onun için de sürekli ilaç alıyor ama e sistemi anneme grip aşısını gerekli görmüyor. Hem de pandemi döneminde hayırdır diye sormuş. Evet. Bir diğer televizyoncu, herkesin bildiği bir isim Armağan Çağlayan, o da onun annesi de aynı yaşta, annem 75 yaşında. Akciğer kanseri geçirdi, şeker tansiyon hastası ve sisteme göre risk grubu değil, grip aşısı olamıyor. Durumlar böyle. Testi pozitif çıkan Can Ataklı hasta yatağında virüsü anlattı demiş. Korkusuzun manşeti. Herkes birer birer hastalanıyor. Artık kamuoyunun bildiği, tanıdığı isimler. Belki çevremizde de artık böyle isimler yavaş yavaş sıraya girecekler. Büyük geçmiş olsun. Ak, e, hastanede kaldığım sürece küçük yazılarla devam ederiz demiş. Büyük geçmiş olsun. Can Ataklı'yı tanırım. E, çokça televizyon programına birlikte imza attık. Uzun yıllardır tanırım. E, bir an evvel sağlığına kavuşup e, mesleğine dönmesi, yazılarına, programlarına dönmesi en büyük temenniyim. E, AK Partili Yayman, Hüseyin Yayman e, testi pozitif çıkmış. O arada koronadan bağımsız olarak eski sağlık bakanı ki özellikle İstanbul depremi yıllarının popüler sağlık bakanıydı 1999-2000 geçişinde esprili bir adamdı e, beyin kanaması geçirmiş efendim e, hastanedeymiş e, yoğun bakım servisinde tedavi altındaymış ona da acil şifalar e, diliyoruz yani durum şu durum fena yani gerçekten yeni yaşam ekmek askıya bütçe mermiye demiş e, yoksullara ekmek emekçilere kadınlara bütçe yok ama silaha savaşa var. Askıda ekmek e, olayı sona erdi ama burada mühim bir şey var. E, özellikle e, doğru yol şey Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bir muhalefet partisi gibi iktidar ortağı olduğu halde bir muhalefet partisi e, gibi iktidarı iktidara çakan, iktidara vuran böyle bir eylem ortaya koyması son derece düşündürücü. Ben açıkçası AKP'lilerin paylaşmadılar zaten ve sarayın bu Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasından rahatsız olduğunu düşünüyorum ve belki de Bahçeli onu rahatsız etmek için yaptı ama Bahçeli Erdoğan'ın bir çırpıda gözden çıkaracağı, bir çırpıda çizeceği, bir çırpıda vazgeçeceği bir isim değil. Bunun nedenleri var. Ee, bir farklı nedenini de e, Said Sefa anlatıyor ama Said Sefa e, iki gün önce yaptığı yayında sadece Bahçeli faktöründen bahsetmiyor. Rusya ve İngiltere'nin de Erdoğan'ı durdurmak için anlaştığı kulisini paylaşıyor. O yayını getirelim tam da bu noktada ekranlara e, sonra e, devam edeceğiz. Erdoğan'ın Bahçeli'den korktuğunu, çekindiğini söylemiştim. Nedeni de hem Bahçeli'nin %7-8-10'a varan bir oy potansiyelinin olması, inişli çıkışlı bir grafiği takip etmekle beraber. Aynı zamanda NATO artı derin devlet mekanizmasının emniyet içerisinde, MIT içerisinde, TSK ve yargıda çok güçlü bir ayağını temsil ediyor olması şu anda. Ve kadrolaşmalar Bahçeli'nin lehine dönmüş durumda. Dengeleri sağlarım diye yanına aldı. Bahçeli ve ekolüne gelince onların hem devlet içerisindeki kadroları var. Hem de oy potansiyelleri var. Öyle olunca da tasfiyesi en zor olan grup olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Bahçeli ekolü bir adım öne geçmiş durumda. Bugün Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ki Rusya ile İngiltere arasında son 10 yılın en şiddetli istihbarat savaşları yaşanmasına rağmen bugün İngiltere ile Rusya Erdoğan yönetimini durdurma konusunda görüşmeler yapmaya başladılar bile ve bu görüşmelerin neticesinde bir ittifak söz konusu olacak. Yani Suriye'de, diğer ülkelerde, Ermenistan'da, Azerbaycan'da ve diğer coğrafyalarda, Kafkaslar'da oluşacak olan Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa müttefikliğinin ana nedeni Erdoğan yönetiminin bizzat kendisi olmuş oluyor. Özellikle Rusya medy Rusya medyasının önemli bir haber kaynağı olan ve genelde emekli askerlerin stratejist olarak yazı yazdıkları medyada da Erdoğan'la ilgili e, tanımlamalar yapılırken 1940'ların Almanya'sına göndermeler yapılıyor ve Hitler'e benzetiliyor. Erdoğan'ın bu yayılmacı politikasının da Türkiye'yi böleceğini açık açık ilan ederek söylüyorlar. Evet. Son derece enteresan bir döneme giriyoruz. Türkiye yalnızlaşıyor uluslararası camiada ama İngiltere ve Rusya'nın kendi aralarında papazlar istihbarat savaşları vesaire var girersek çıkamayız son yıllarda gerçekten ilişkiler çok gerginden gerginleşti karşılıklı diplomatlarını gönderdiler casus savaşlarında Her neyse ama Erdoğan'a karşı birleşmeleri önemli bir iddia bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde askıda ekmekle devam edelim Evet Said Sefa'nın dediği gibi askıda ekmek uygulamasında Bahçeli Erdoğan'a e, yumuşak karnından vurdu yaşarsan. ama Erdoğan da Bahçeli'den vazgeçemiyor. Kolay değil. Bahçeli'nin bir oy tabanı var. %8'e bile düşse, 7'ye bile düşse bu önemli. Çünkü AKP oyları %30'lara kadar gevşemiş durumda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bakmayın siz başkanlık sistemi var, parlamento rafa kalktı ama parlamentonun rafa kalkması veya parlamentonun işlevsizleşmesi, bekleme odasına alınması MHP sayesinde. MHP muhalefet cephesine geçtiği anda AKP'nin oyları hiçbir şey ifade etmez ve oradan çıkardıkları kararlarla Erdoğan'ın elini kolunu bağlarlar. Mevcut anayasaya göre de böyle. İşler işler öyle çok da fazla göründüğü gibi değil esersen. Askıda ekmekle ilgili Latif Demirci'nin karikatürü. Askıdan mı aldın bunu diyor soruyor diye soruyor kadın kocasına. neyi diye baktığında da işte ekmeğe kesmiş MHP'nin 3 hilali çıkıyor. Evet, bu işin esprisi belki ama kapalı kapılar ardında neler döndüğünü gerçekten bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Önümüzdeki aylar, sıcak aylar göreceğiz. Sizden başka derdimizi soran olmadı demiş. Akşener mühim bir şey yapıyor. Sahaya indi ve esnaf ziyaretleri yapıyor. Memleket gezileri düzenliyor. Bu olayın iki tarafı var. Gerçekten vatandaşın derdini soran yok. Bir kunduracı Akşener'e destekleme üretene değil mal varlığı olana veriliyor e, diye şikayet etmiş. Evet ileride onunla ilgili de kupurlarımız gelecek. Gerçekten şu anda iktidar kendi sermayesini kolluyor ve e, orta ve alt sınıf tamamen üstünden geçiyor. Şu anda ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artış ve pek çok e, şey ve onlarla ilgilenen yok. Gerçekten e, sizden başka derdimizi soran olmadığı şeyi doğru. Bir diğer ikinci tarafı da şu e, bu e, konunun. Ee, şey e, AKP teşkilatlar artık çalışmıyor çünkü AKP teşkilatlar artık dolaşmıyor, hanelere gitmiyor, esnaf dolaşmıyor vesaire. AKP teşkilatlanması aşağıda bitmiş durumda. Yani teşkilat var ama gezmeyi, tozmayı, e, kapı çalmayı, e, dert dinlemeyi falan e, bıraktılar. İşin ikinci tarafı da e, bu. Tarımın kara günü e, demiş. Ee, bu da önemli ee, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Arpa Buğday Mısır ithalatında gümlek, gümrük vergisini kaldıran Cumhurbaşkanlığı kararını e, eleştirmiş ama Yeni Asya'dan getirdik bu haberi arkadaş bakar mısınız yani <laughs> yılbaşından sonra Buğday Arpa Mısır ithalinde gümrük vergisi kaldırılmış falan yani Buğday Arpa Mısır'da dışa muhtaç bir Türkiye Ahılar ambarı Türkiye'nin geldiği nokta elbette yerli üretime de darbe vuruyor. Bu, bu da başka bir hikaye yani. Siz orada gümrük vergisini sıfırlayınca. Piyasa ters köşe kararın manşeti buydu. Döviz kurunda bir türlü durdurulamayan artışın frenlenmesi için merkezden faiz artırımı bekleyen piyasalar sürprizle karşılaştı. Gün içinde yayılan 300 bas puan artış olacak haberlerine karşılık tabela faizi değişmedi. Fiili faizde 150 bas puan artışa rağmen doların bu hamleye reaksiyonu 7.98'lik tarihi rekor oldu diyor karar. Ve kararda yazan ekonomist İbrahim Kahveci Türkiye ekonomisi düzelmeyecek dedi. Nerede dedi? Bugün Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında yaptığı bağlantıda yaptığı açıklamada ve şimdi o bağlantıyı ekrana getiriyoruz ekranlarınızı o bağlantıdan bir dakikalık bölümü ekrana getiriyoruz. Bakalım İbrahim Kahveci neden ekonomi düzelmeyecek dedi ve bunu neye bağladı? Yani biz S-400'e göz kırpmadan 2,5 milyar dolar verdik ama acaba doğalgaza aynı parayı bulup verebilecek miyiz? Acaba petrole aynı parayı bulup verebilecek miyiz? Vatandaşlar doğal gaz olsun, e, akaryakıt ihtiyaçlarını olsun rahat rahat gidirebilecekler mi? Yani ithalatta biz e, parti parti bir 400 küsür mala, bir 800 küsür mala sürekli vergiler getirdik. Ama buna rağmen cari işlemleri patlatan bir kredi genişlemesi yaşadı. Şu anda Türk lirasının değersizlik seviyesi 94 ve 2001'de gördüğümüz değersizlik seviyesinin çok daha üzerinde, çok daha değersiz. Ama buna rağmen e, ekonomi bir türlü rayına oturmuyor. Oturmayacağı da kesindir. Türkiye ekonomisi kesin olarak düzelmeyecek. Kesin olarak söylüyorum. Sadece nasıl bu kadar nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü e, düşünseniz de daha geçen gün bir yasa geçiyor. Kamu istediği şirkete el koyabilecek. Mülkiyet güvencesinin olmadığı yerde, bakın adalet, hukuk falan diyoruz ama e, bunun daha önemlisi mesela Mısır'da adalet var mı? İşte Yok. daha yakında kaç tane genç idam edildi biliyorsunuz. E, hukuk var mı? Yok. Peki mülkiyet güvencesi var mı? Var. O nedenle Mısır Türkiye'den daha fazla sermaye çekiyor, yabancı çekiyor Evet yabancı sermaye çekiyor mülkiyet güvencesi yabancı sermaye açısından çok daha önemlidir Evet iki video getirdik. Biri ilki Medya DM kanalında Sait Sefa'nın yaptığı yayından bir dakikalık bölümdü. Anlayışına sığınarak ekranlara getirdik. Teşekkür ederiz. İkinci videoda Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında İbrahim Kahveci ile yaptığı bağlantıdan bir dakikalık bölümü ekrana getirdik. Onun da anlayışına, mü müsamahasına sığınarak ve gazetecilik çabalarına ve faaliyetlerine teşekkür ediyoruz. İbrahim Kahveci en son noktada bağlarken dedi ki, Mısır her gün insanları asıyor ama mülkiyette bir mülkiyet güvencesi verdiği için yabancı yatırımcı oradan ayağını çekmiyor. Yani demokrasi olmamasına rağmen, asla asla kestiği kestik bir sisi, bir diktatör olmasına rağmen mülkiyet hakkı orada kurumsallaşmış olarak sürdüğü için ve e, kimsenin malına mülküne çökülmediği için diyor e, yabancı yatırımcı Mısır'dan ayağını çekmedi diyor. Bu hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı için önemli bir konu diyor e, İbrahim Kahveci. Şimdi nasıl olacak ki bakın. Tek kuruş ödenmeyecekti. 109 milyar TL verilecek. Erdoğan'ın tek kuruş vermeden yapacağız dediği garanti ödemeli projeler için devlet kasasından 109 milyar TL çıkacakmış. Ve artık bunu da açıklamayacaklar. Yani bu köprülerin, bu yolların nasıl ihale edildiği, kaç paraya falan. Bunlar da devlet sırrı kapsamına girdi. Ayrı bir konu. Ödemeler yani ödeme güçlüğü içine düşecek Türkiye. Ben birkaç ay evvelki yayında Türkiye temelde düşecek. Türkiye borçlarını yıl sonuna kadar ödeyemeyecek falan gibi böyle konuşurken ezbere konuşmadık. Geliyordu gelmekte olan. Ve yıl sonunda daha iki buçuk ay, iki aydan biraz fazla var. Ve ona rağmen... Şu anda ekonomistler varyansı ne diyorlar? Ekonomistlerin YouTube kanallarındaki laflarını, YouTube kanallarındaki yayınlarını seyredin. Atilla Yeşilada'nın Yeşilada bugünkü yayınına baktım. Bugün yayına bakmadan, yayına çıkmadan 3 saat tavana baktım böyle. Ondan sonra işte bu yayını yapıyorum. Çok üzgünüm falan dedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum dedi. Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırmama kararına ilişkin olarak söylüyor. Türkiye'de yaşıyorlar ve son derece nazik ifadelerle e, duruma e, dikkat çekmeye çalışıyorlar. Elbette risk var. Bir sabah kapıları çalınıp alınabilirler falan. İbrahim Kahveci olsun, Nevşin Mengi olsun ve diğerleri. Ama yani onlar da artık yaklaşan ve gelen şeyin farkındalar. Peki bu paralar ödenecek mi? Söyleyeyim son ana kadar ödenecek. Çünkü bu parayı kendilerine ödüyorlar. Saray ve avane, avaneleri bu verdikleri ihaleleri zannediyor musunuz ki bağımsız holdinglere falan verdi. Kurdurdukları holdinglere kendi muhtemetlerine verdirdiler. Bu parayı hazinenin hazineyi soymanın bir yöntemi bu yani. Bu paralar ödenecek. Ama başka noktalarda ödeme krizleri olacak. Bakalım iş nereye gidecek? İşte Rusya, Fransa, Doğu Akdeniz'deki sıkışıklık, Amerika'daki seçimlerden sonra gelecek. Bakın göreceksiniz önümüzdeki ayların gündemi bu olacak. Yaptırımlar olacak. Ee, Halk Halkbank'la ilgili devlete kesilecek cezalar olacak. Evet. 2021'de vergi ve ceza yağacak. Korkusuzun manşeti. Yeni çıkan bütçe milletin belini bükecek. Teklife göre diyor önümüzdeki yıl vatandaşlar olağanüstü düzeyde trafik cezası ve vergi ödeyecek. Cezaların arttığını, trafik cezalarının veya benzer cezalarının arttığını, park cezalarının vesaire gözlemliyorsanız Mesela köprüden artık tek yönde para alınıyordu. Artık iki yönde para alınıyor. Bu tür şeyleri gözlemliyorsanız bilin ki hazine sıkıştı demektir. Ve genelgelerle talimatlar yapılıyor. Zabıta'ya, polise en başta kesin cezaları tahsil edin. Paraya ihtiyaç var. Ondan dolayı vergi ve ceza 1 Ocak 2021'e hazır olun. Vergi ve ceza yağacak. KPSS'de öğretmenlik alan bilgisinde 3 soru iptal edildi. Alan bilgisi sınavında da 2 sorunun cevap şıkkı düzeltilince büyük tepki doğdu demiş milliyet manşetten. Kazanın doğurduğuna inandınız, öldüğüne inanmıyorsunuz. Daha bunlar iyi günleriniz. Başka da bir şey demiyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Devlet artık istediği şirkete el koyabilecek. Ben bunu bu kararı görünce ne düşündüm biliyor musunuz? Devlet şu anda zaten istediği şirkete el koyuyor yani. Sadece bunu artık yasal bir kılıfa büründürdü. Bu ve bu neviden kararlar Erdoğan sonrası dönemin kararları gibi geliyor. Ve Erdoğan kendinden sonraki dönemin kararlarını imzalıyor. Veya Erdoğan'a kendinden sonraki dönemin kararları imzalatılıyor. Seyredin sonraki dönemde bütün bu kendi kurduğu kurdurduğu şirketlerinin, muhtemetlerinin vesairenin hepsine çökülecek. Evet. Canan Kaftancıoğlu, özür dilerim. Selin Sayak Böke, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ekonomik kökenli profesör doktor bahsetmişti birkaç ay önce hatırlarsınız. Erdoğan'a kendinden sonraki dönemin kararları imzalatılıyor. Bu işe bir de böyle bakın. Bakın bu fotoğraf e, Suudi Arabistan'da bir market fotoğrafı. Ve orada işte tencere, tava neyse Türk malların üzerinde, üzerinde yazan İngilizce not ne diyor biliyor musunuz? Bunlar Türk malıdır dokunmayın. Suudi Arabistan'daki bir önceki yayında Atilla Yeşilada'ya e, atfen e, Arap boykotundan bahsetmiştim. Bu Arap boykotunun e, resmidir, fotoğrafıdır. Gördüğünüz fotoğraf. Merkez Bankası'nın yeni stratejisi belirsizlik manşetiyle çıkmış TR724. Bakır, Bakırköy Meydan'da döviz bürolarında dolar satış 8.10, euro satışsa 9.55'e çıktı demiş. Evet. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ee, esasen baskılıyorlar, baskılamaya çalışıyorlar ama işte dolar 8 TL olmasın vesaire diye. Yani onunla baskılayarak nereye kadar yani bir şekilde oluyor olmakta olan, yaklaşıyor yaklaşmakta olan baktığında acaba dolarda bir değişiklik var mı vesaire diye ben de ara ara bakıyorum. Evet şu anda 7.96 seviyesinde işte baskılıyorlar hala 8 olmasın falan diye ama ekonomistlere baktığınızda önümüzdeki günlerde 8'i, 9'u, 10'u görmesi kaçınılmaz. 2021'in ilk 6 ayı tufan. Cilalı Taş Devri karikatüristi Emre Ulaş. Efendim biz hazırız. Bugün hangi müjdeyi takıyoruz demiş. Evet. Erdoğan'ın müjdeleri de tükendi. İşte bir gaz çıkardılar Karadeniz'de. Herhalde ayda bir, iki ayda bir oradaki rezervi artıracaklar. Artık bir müjde de yok. Dönelim Amerika'daki seçimlere gerçekten çok az kaldı 10 gün kadar var 3 Kasım'da olacak seçim CNN'de gece yarısı daha doğrusu bir debate vardı münazara diyorlar Türkçesi iki başkan adayı karşılaştı CNN'deki ankete göre Joe Biden'a 53 Donald Trump %39 kim kazandı anketinde böyle çıkmış. Bu oranlar hep çıkıyor ve bu oranlar bir önceki seçimde de vardı. Gerçekten bıçak sırtı bir seçime gidiyor. Mektupla kullanılacak oyların 3 Kasım'da 3 Kasım'dan sonra sayımı hemen bitmeyecek. Belki bir haftaya yayılan bir sürede devam edecek. O arada Donald Trump'ın belki zaferini ilan etmesi, belki seçimlere şaibe düşürmek için elinden geleni yapacağı falan değerlendiriliyor. 10 gün kadar sonra Amerika'dan başka bir şey konuşmayacağız. Bunu da belirtelim. Bu kadar krizin ortasında. Bu kadar krizin ortasında çok yakinen takip etmiyorum artık son birkaç gündür çünkü artık bundan sonra olacak şeylerin çok fazla bir durumu fark ettireceğini veya durumu değiştireceğini zannetmiyorum. Taraflar artık keskin bir şekilde kendi taraftarlarını sandığa götürmeye çalışıyorlar. Oy kullanma oranı ve hangi parti ne kadar kendi seçmenini sandığa götürmeyi başarabilir ve o oyları saydırabilirse o kazanacak gibi görülüyor. Şalom Gazetesi, bugün Cuma, azınlık gazetelerine yer veriyorum. Haftalık Şalom Gazetesi, Yahudi cemaatinin Türkiye'deki gazetesi. Amerikan Yahudilerinin oyu Biden'a demiş. E, Türiyet'ten bir haber, e, Marka Reiseyan e, vefat etmişti. Ermeni kilisesinde onun için bir cenaze töreni düzenlendi ve Galiba ilk defa bir Türkiye Cumhurbaşkanı eşiyle beraber bu cenaze törenine kilisede iştirak etti. Ermeni kilisesi olması önemli. Biliyorsunuz Azerbaycan Ermenistan çatışması vesaire var. Bu işin iki tarafı var. Ermeni kilisesinde bir muhalefet unsuru olsaydı ne derlerdi? Ayrı bir konu ama bu onunla alakalı değil. Bu Erdoğan'ın ele geçirdiği Ermeni Kilisesi desek daha doğru. Çünkü yakın dönemde orada bir patrik seçimi oldu ve o patrik seçimine Türkiye müdahale etti ve Türkiye'nin Ankara'nın desteklediği Ermeni Patriği Maşalyan seçildi efendim. Maşalyan da kilisesinde Erdoğan'ı ağırladı. Bir de işin böyle bir tarafı var. Erdoğan esasen kendi kilisesine gitti. Bir yönü itibariyle de böyle. Agos Ermeni cemaatinin gazet gazetesi ateşkes işlemiyor, kayıplar artıyor manşetiyle çıkmış. Ermeni cemaati de gerçekten şu anda Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan son derece endişeli. Onu gösteren bir manşet bu. Sona geliyoruz. Sondan bir önceki karede Akşener e, bozkut işareti yapmıştı efendim. Akşener ve partilerin Erciyes Tekir Yaylası'ndaki bu otağında. Ve bu MHP'leri kızdırmış. Yani aynı tabana hitap ediyor. Ne bekliyordunuz ki? Yani yani ırk soy sok meselesine girdiğimizde çıkamayız. Ee, Anadolu halkı Anadolu halkları ne kadar Türktür, e, ne kadar ortasya'dan gelmedir falan ayrı bir konu. Ama ne bekliyordunuz ki? Yani e, İyi Parti MHP tabanına e, hitap eden milliyetçi bir partidir yani. Kavga çıkaracak bir şey yok bunda. Geçelim bir partinin il başkanının kim olacağına istihbarat teşkilatı başkanı karar veriyor. O parti yetkilileri bunu televizyonlarda marifetmiş gibi söylüyor ve kimse garipsemiyor demiş Bülent Korucu. Kaçtetti iyi Parti il başkanı efendim. İyi Parti il başkanının tırnak içinde söylüyorum FETÖ'cü ol, olmadığını Milli İstihbarat Teşkilatı'na sordu. Milli İstihbarat Teşkilatı da bizde böyle bir kayıt yok dedi. Var deseydi ne olacaktı? Evet. Bozkurt işareti yapan bir parti Milli istibarata benim e, kendi il başkanı veya kendi partilisiyle ilgili sabıka kaydı soran bir parti. Evet, bu U.S. Agency for Global Media bir Amerikalı resmi kuruluş, Voice of America, yani Amerika'nın sesi de buraya bağlı bir sayfa bulunamadığında böyle bir sayfa mevcut değil tıpkı işte Türkiye'de basın hürriyetinin mevcut olmadığı gibi bir uyarı çıkıyor İngilizcesi Türkçe meali bu şu anda yazan uyarının çok acı Amerika'da bir resmi kuruluş Voice of America falan gibi basın kuruluşlarının da falan bağlı olduğu bir kuruluş sayfasına koyduğu uyarıda aradığınız sayfayı aradığınız sayfa mevcut değil, aradığınız sayfaya ulaşılamadı gibi bir uyarı getiriyor. Tıpkı diyor Türkiye'de basın hürriyetinin olmadığı gibi. Evet, Türkiye'nin düştüğü hal. Tabii başka ülkelerde, Afganistan falan gibi ülkelerde getiriliyormuş. Sadece Türkiye değil ama Türkiye zaten şu anda dibin dibinde 3-5 ülkeyle beraber basın hürriyetinin olmadığı Dünya Ligi'nin en dibinde anılıyor efendim. Postadan bir magazin haberi gibi görünmekle beraber buna söyleyeceğim bir şey var. Fatih Terim'in kızı küfürlü mesaj yazan bir vatandaş için Instagram'da e, suç duyurusunda bulunmuş. 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemişler Fatih Terim ve kızı bu kişi hakkında. Hatırlatalım Fatih Terim kebapçı Selahattin'i dövdüğü davada e, para cezası ile yırtmıştı. Ama işte internetten hakaret falan söz konusu olduğunda kişinin 4 yıl 8 aya kadar hapsini istiyor. Aynı Fatih derim. Yani <laughs> böyle de bir tezat. Evet. Emin Çölaşan, Türkiye'de FETÖ'cülük suçlamalarını artık ciddiye almıyorum. Söylemesi ayıptır. Ben de yargı kararı uyarınca FETÖ'cüyüm demiş. Çok geç. Emin Çölaşan'a söylemiyorum bunu. Emin Çölaşan e, ta başından beri mağdurların sesi solu olmaya gayret etti. Sözcü gazetesindeki köşesinde yapabildiğince ceza ve mektuplarına yer verdi vesaire. Zaten ondan dolayı da baya bu işler başına gelmiş durumda. E, fakat geç. Yani 16 15 Temmuz 2016'dan 4 sene sonra e, bu işin artık geri alınabilir, aldırılabilir hali kalmadı gibi. Son notta bu Okumayacağım yazıklar olsun Yeni Akit gazetesi Bekir Coşkun'un ardından bir de böyle bir manşet attı. Türkiye'de din, İslam, muhafazakarlık namına ne varsa yerle bir ettiler. İşit kafasından, işit zihniyetinden, aşırı cihatçı işte böyle efendim kendinden başkasına tahammülü olmayan dinsiz, imansız, işte Müslüman değilsen yerin dibindesin, işte katlin vaciptir falan falan gibi bir Orta Doğu kafasında kafa kesen işte efendim kadınlara işte bunların kadını kızı caizdir falan deyip tecavüz eden falan bir zihniyetin Türkiye uzantısı. Yazıklar olsun diyorum. Bekir Coşkun'u bir kere daha saygıyla anarken Türkiye'de Dinin İslamın geldiği getirildiği nokta her şeyden soğuttular bu tipler her şeyden soğuttular çoğu insan inançları bile gözden geçirme e, durumunda kaldı bunlar yüzünden efendim durum bu biraz kapatırken e, bir iki dikkatimi çeken konuyu da ekrana getireceğim mesela Kızılhaç bir e, tweet atmış diyor ki e, 1918'de de aynı şeyi söylemiştik. E, aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz diyor Kızıl Haç Twitter'da attığı mesajda. Yani 102 sene sonra aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. O ne? E, maske tak ve hayatını kurtar. Ya da maske takmak hayat kurtarır. E, İspanyol gribi denen 1918'deki salgında da aynı uyarılarla çıkmış e, Kızıl Haç efendim. Sevinç Özarslan paylaşmış, milyonlarca doları yurt dışına kaçırdığı ve lüks yaşam sürdüğü iddia edilen Naksan Holding Yönetim Kurulu üyesi Osman Nakıboğlu, Kaliforniya'da bir gıda deposunda çalışıyormuş, pandemi döneminde işsizlik parası alıyormuş, kızı ise at ahırı temizliyormuş efendim. Bu da onun fotoğrafları. Koskoca Nakıboğlu. Bir diğer kare MIT'in Malezya'dan çık kaçırarak Türkiye'ye getirdiği ve 2017 Mayıs ayından beri tutuklu olan İsmet Özçelik'in kızı Fatma Rana Özçelik 3,5 yıldır telefonla konuşma hakkı verilmeyen babasına şimdi de mektup yasağı geldiğini söylemiş. Sungur Tekin Alp'in Twitter hesabından getirdim. Evet. O arada Oda TV'den bir haber getireyim. Süleyman Soylu'nun Samanyolu TV'deki konuşmalarını paylaşınca Bir ay içinde iki kez gözaltına alınmış ailesinin tüm özel bilgileri ifşa edilmiş. Kanser hastası babasına bakan polis kardeşi sürülmüş efendim. Erdal Yılmaz. Hani O da TV'ye de şunu söylemek lazım. Yok zaman yolu TV'ye çıktı, yok zamana çıktı, yok aban toplantısı falan diye milleti böyle fişliyorsunuz. Cemaatin çayını kahvesini içmiş insanları bile e, her yerden soyutluyor. Bütün yaşam hakkını ellerinden almaya çalışıyorsunuz. Şimdi de Soylu'nun Samayol TV'deki konuşmalarını paylaşınca adamın evini bastılar falan diye haber yapıyorsunuz. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Güzel bir mesajla kapatmak istiyorum. Pınar Doğu paylaşmış Twitter'da. Mardin'de bir evin kapısı. Dört sembol, dört din. Soldan sağa ezidilik, musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Mardin'de tarihi bir evin kapısı. Ne günlerden ne günlere geldik. Bunları söylüyoruz, ekranlara getiriyoruz. Farklılıklara saygı, birlikte yaşama vesaire ama iş öyle bir noktaya gitti ki geri alınabilir gibi değil. Çok acılar çekilecek, daha çok badire yaşayacakmışız gibi geliyor. Umarım olmaz. Evet bu duygularla bir yayın daha kapatıyoruz. Yarın Erhan Başçurt'la Turan Görür Yılmaz perde arkasında karşınızda olacaklar. Bir sonraki gün gerçek Eko ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk sizlerle birlikte olacak. Biz de pazartesi günü haftanın ilk manşet yayınında karşınızda olmak umuduyla herkese iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.